Curiosity bir hayat bulma projesi değildir. Yaşam izlerine rastlamaya çalışmıyoruz. Orada yaşam olsa bile bulma becerisine sahip değiliz. Biz hayatı oluşturabilecek parçaları bulmaya çalışıyoruz. Mars Bilim Laboratuvarı, inanılmaz bir donanıma sahip Curiosity gezginci robotu, Mars herhangi bir dönemde mikrobiyolojik hayatı destekleyebilecek durumda olmuş muydu, onu öğrenmek için kullanılıyor. Yani küçük mikroorganizmaların yaşayabileceği bir yer var mıydı? Böyle bir yerde bir enerji kaynağı ve su mutlaka olmalı. Bildiğimiz kadarıyla yaşamın tüm formları suyla bağlantılıdır. Tabii bir de karbon kaynağı gereklidir. Curiosity, Gale kraterine inecek ve dağa tırmanacak. Mars'ta uyandığımız ilk gün bu dağı görmüştük karşımızda. Bu dağda katman yığınları var. Bir kitabın sayfalarını tek tek okur gibi biz de bu katmanları tek tek inceleyeceğiz. Ve eski zamanlardan kalma yaşam barındırabilecek ortamların izlerini taşıyor mu diye bakacağız. Spirit ve Opportunity'yi robot jeologlar olarak değerlendirebilirsiniz ama Curiosity farklı. O sadece robot jeolog değil, aynı zamanda robot bir jeokimyager. Bu sefer daha büyük bir gezginciye ihtiyacımız oldu çünkü 10 adet bilimsel gereç taşıması gerekiyordu. Bunlardan ikisi robotun göbeğine sığıyor. Alınan toprak ve kaya örneklerini ayrıntılı jeokimyasal incelemeleri için en iyi laboratuvarlara gönderiyoruz. Bu örnekleri almak için gezgincinin kocaman robot koluna ve ucundaki sondaj matkabına ihtiyacımız var. Tabii gezgincinin üzerinde bir sürü kamera ve dedektör de var. Bunlar sayesinde çevresine karşı, örneğin hava durumuna karşı çok duyarlı. Bu özelliklerin neden önemli olduğu konusunda düşünmek yine bizi en başta bahsettiğimiz konuya götürüyor. Bir ortamın yaşam barındırabilmesi için ne gerekli? Böyle ölçümleri iyi yapmalıyız ki, eğer mikroorganizmalar gelişseydi, Mars'ta yaşayabilirler miydi ya da yaşayabilmişler miydi bilelim.